Merhaba dostlar, bugün sizlere muhteşem bir kitap hakkında bahsetmek istiyorum. Oyun Değiştirici, Yetenek Ekonomisinde 10 Kat Olmak. Bu kitap, iş dünyasında bir devrim yapacak olan yetenek ekonomisi hakkında önemli bilgiler sunuyor. Kendi düşüncem şudur ki, oyunu kuranlar ve oyunu oynayanlar vardır. Peki oyunu değiştirenler? Şimdi, hepimiz iş dünyasında rekabetin ne kadar acımasız olduğunu biliyoruz. Başarılı olmak için sadece çalışmak yetmez, aynı zamanda doğru becerilere, zihniyete ve ağa sahip olmak da gerekir. İşte bu kitap size iş dünyasında nasıl başarılı olabileceğinizi öğretecek. Çünkü bu kitap size iş dünyasında 10 kat daha başarılı olmanın yollarını öğretecek. Kitap, gerçek hikayeler ve örneklerle dolu ve iş dünyasında nasıl oyun değiştirebileceğinizi adım adım anlatıyor. Örneğin, Türkiye'den başarılı bir örnek vermek gerekirse, ünlü girişimci Acun İlıcalı'yı ele alalım. Acun İlıcalı, televizyonculuk ve medya sektöründe yaptığı başarılı işlerle tanınan bir isimdir. Kendisi cesareti, vizyonu ve çalışkanlığıyla Türk iş dünyasında bir örnek teşkil etmektedir. Oyun Değiştirici, Yetenek Ekonomisinde 10x Olmak kitabı. İş dünyasında bir devrim yapmak isteyen herkes için bir rehber niteliğinde. Modern ekonomide başarılı olmanın anahtarını keşfetmek için bir yolculuğa çıkacağız. Evet, doğru duydunuz. Yetenek ekonomisinde nasıl öne çıkabiliriz, bunu konuşacağız. Çünkü günümüzde, iş dünyasında rekabetin yoğunluğu her zamankinden daha fazla ve bu rekabet ortamında başarılı olmak için ezber bozan stratejilere ihtiyacımız var. Şimdi, Ezber Bozan adlı kitabın özünden bahsedelim. Bu kitap, modern ekonomideki süperstar yetenekleri çekmek için muhteşem bir kılavuz niteliğinde. En iyi yetenekleri tanımlamak ve yönetmekle kalmıyor, aynı zamanda işletmelerin ve çalışanların önde olmalarını sağlayacak stratejileri de ortaya koyuyor. Örneğin, düşünelim ki bir işletme yeni bir proje başlatmak istiyor. Eski yöntemlerle devam etmek yerine, ezber bozan prensiplerini uygulayarak en parlak beyinleri çekmek için yaratıcı ve çığır açıcı bir yaklaşım benimseyebilir. Bu, projenin başarılı olma şansını artırır ve işletmeyi rakiplerinden bir adım öne çıkarır. Ayrıca, günlük hayattan da bir örnek verelim. Diyelim ki, okulda bir grup proje için takım oluşturmanız gerekiyor. Ezber bozan prensiplerini kullanarak, takımınızı oluştururken en yetenekli ve uyumlu arkadaşları seçebilirsiniz. Bu, projenizin kalitesini artırır ve sınıfta diğer gruplara karşı rekabet avantajı sağlar. Görüyorsunuz, ezber bozan sadece iş dünyasında değil, günlük hayatta da bize yol gösteriyor. Başarılı olmanın sırlarını keşfetmek için bu prensipleri öğrenmek ve uygulamak önemlidir. Bölüm 1. Yeni zirvelere taşıyacak seçkin yetenekleri keşfet. Şirketlerin yeni zirvelere ulaşmasını sağlayacak seçkin yetenekleri çekme konusunda bir rehberden bahsedeceğiz. Evet, herkes harika çalışanlar istiyor çünkü şirketlerin başarısı çalışanlarının niteliğiyle ölçülür. Ancak, günümüzde yıldız performans gösteren kişileri bulmak ve yönetmek için eskiden geçerli olan kurallar artık işe yaramıyor. Şimdi, İş dünyasının bugünkü koşullarına bir göz atalım. Günümüzde iş ortamı daha bağlantılı ve dinamik hale geldi. Aynı zamanda, çalışanlar daha özgür ve sürekli değişen bir ortamda kendilerine yeni fırsatlar arıyorlar. İşte tam bu noktada, yeni bir kavram devreye giriyor, yetenek ekonomisi. Bu ekonomide başarılı olmak için, yöneticilerin üst düzey yetenekleri çekme, yönetme ve elde tutma becerileri çok önemlidir. Şimdi, bu konuda size bir örnek vereyim. Diyelim ki, bir şirket yeni bir proje başlatıyor ve bu proje için en iyi yetenekleri çekmek istiyor. Eskiden, sadece iyi bir maaş teklif etmek yeterli olabilirdi. Ancak artık, çalışanlar sadece para için değil, aynı zamanda projenin heyecan verici ve ilgi çekici olmasını da istiyorlar. Dolayısıyla, şirketin bu yeni projesini duyururken, projenin sunduğu heyecan ve fırsatları vurgulamak önemlidir. Görüyorsunuz, başarılı olmak için şirketlerin sadece iyi bir ürün veya hizmet sunması yeterli değil, aynı zamanda en iyi yetenekleri çekme ve elde tutma konusunda da başarılı olmaları gerekiyor. Bu kitap, bu konuda size yol gösterecek ve şirketinizin yeni zirvelere ulaşmasına yardımcı olacak. Bölüm 2. Yıldız Çalışanlar, 10 Kat Değerli ve Motive Edici Yetenekler. Şirketlerdeki yıldız çalışanların ne kadar değerli olduğunu ve onları diğerlerinden farklı kılan özellikleri konuşacağız. Evet, işte o ezber bozanlar hakkında konuşma zamanı geldi. Peki, sizin organizasyonunuzda böyle yıldızlar var mı? Şimdi, bir yıldız çalışanı düşünürken sadece işini iyi yapan biri değil, en iyisini düşünmelisiniz. Yani, hayal bile edemeyeceğiniz şeyleri gerçekleştiren ve her zaman daha iyi olmayı hedefleyen biri.
İşte bu, bir yıldız çalışanın tanımıdır. Normal performansın 10 kat değerini sunmak için ekstra çaba gösteren biri. Tabii ki, yöneticiler bu tür çalışanları mümkün olduğunca çok istiyorlar. Çünkü yetenek ekonomisinde, takımında yıldız çalışanları barındırmak, sana başarı için gerekli desteği sağlayacak ve rakiplerinden sıyrılmana yardımcı olacaktır. Peki, bir kişiyi tam olarak yıldız çalışan yapan şey nedir? Yıldız çalışanlar her alanda bulunabilir, ancak genellikle teknoloji endüstrisinden gelirler. Onları diğerlerinden ayıran şey yüksek IQ ve yüksek EQ, yani duygusal zeka kombinasyonudur. Zeki, yaratıcı ve sürekli öğrenmeye açık olmaları onları özel kılar. Örneğin, teknoloji alanında 10 kat daha yetenekli çalışanlar genellikle yazılım geliştirme ve paylaşma ağlarına ücretsiz katkıda bulunurlar. Bu işlerine duydukları tutkuyla ilgilidir çünkü gerçekten sevdikleri işi yaparlar ve her zaman daha iyi olmaya çalışırlar. Bu yetenek ve kişilik kombinasyonu gerçekten etkileyici sonuçlara yol açar. Örneğin, Solomon ve Bloomberg'un çalıştığı bir startupta 36 üye olmasına rağmen istedikleri sonuçları elde edemiyorlardı. Yazarlar 3 adet 10 kat daha yetenekli geliştiriciyi ekibe dahil ettiler ve sonuçlar şaşırtıcıydı. 2 hafta sonra, 3 yıldız çalışan o kadar etkiliydi ki ekip sadece eski 36 üyenin 3'üyle işlerini sürdürebildi. Gerçekten de, iyi eden çok daha harika bir sonuçtu. Aslında 10 kat daha değerli. Yıldız çalışanlarınızı alan ve esneklik, gelişim için anahtar. Şirketlerin yıldız çalışanlarına nasıl alan ve esneklik sağlayabileceğini konuşacağız. Evet, bir yıldız çalışanı şirkete almak, ilk kez bir Ferrari'nin direksiyonuna geçmek gibidir. Sadece hız düşüncesiyle dolusunuzdur ve kimse size kızamaz değil mi? İşte spor arabaları bu yüzden vardır. Ancak unutmayın ki, bir Ferrari sürücüsü kadar iyidir. Eğer vites değiştirmeyi ve motorun gücünü kontrol etmeyi bilmiyorsanız, bu arabadan en iyi şekilde faydalanamazsınız. Yıldız çalışanlar da aynı şekildedir. Şirketinizi yeni zirvelere taşıyabilirler, ancak onları etkili bir şekilde yönetmeyi bilmelisiniz. Geleneksel yöntemler artık yeterli değil. Yıldız çalışanlardan en iyi şekilde faydalanmak için farklı bir yaklaşım benimsemelisiniz. Öncelikle, modern iş yerinin nasıl değiştiğini anlamalısınız. Silikon Vadisi, iş yerlerinin daha rahat, bağlantılı ve yatay hale gelme trendini başlattı. Modern çalışma daha hızlı ve çeşitlidir, bu nedenle ekipler daha küçük ve daha esnek hale gelmiştir, değişen bir dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir. Bu esneklik genellikle olan dışı saatlerde ortaya çıkar. Teknolojik ilerlemeler sayesinde, işin belirli bir konumda 9-5 saatleri arasında yapılması gerektiği bir neden yoktur. Aslında, bazen iş normal programların dışında yapılıyorsa daha iyidir. Yıldız çalışanları güçlü kılan şeylerden biri, dikkat dağıtıcı unsurlardan arınmış bir şekilde zorlu işleri yapabilmeleridir. Bu durumlar her zaman ortaya çıkabilir ve birçok yıldız çalışan için genellikle gece vakti olur. Esnekliğin nasıl ödül getirebileceğine dair bir örnek verelim. Ryan adında bir yıldız geliştirici bir siber güvenlik startup'ında işe alındı. İşe alım müzakereleri sırasında, şirket Ryan'ın yeteneğini takıma katmak için esnek çalışma saatleriyle uzaktan çalışmasına izin vermeyi kabul etti. Görüyorsunuz, yıldız çalışanlarınızı motive etmek ve en iyi performanslarını ortaya çıkarmak için esneklik önemlidir. Modern iş dünyasında, bu esneklik sadece şirketinize değil, aynı zamanda çalışanların memnuniyetine ve verimliliğine de katkıda bulunur. 4. Yöneticilerin öğrenmesi gereken yıldızları harekete geçiren faktörler. Yöneticilerin en yüksek performansı elde etmek için yıldız çalışanlarını neyin harekete geçirdiğini öğrenmeleri gerektiğinden bahsedeceğiz. Evet, çalışmaya sizi neyin motive ettiğini ve neden kariyerinizde başarıya ulaşmak istediğinizi düşündüğünüzde, belki para, statü veya sorunları çözme isteği aklınıza gelebilir. Ancak, büyük olasılıkla bunların hepsi bir kombinasyon halinde, çünkü deneyimleriniz ve ilgi alanlarınız benzersiz bir karışım oluşturuyor. Şimdi, yıldız çalışanlar da farklı değil. Eskiden patronlar, çalışanlarının iş dışındaki konular hakkında hiçbir şey bilme ihtiyacı duymazlardı. Ancak günümüzde durum değişti. Patronlar, insanları sadece iş gücü olarak değil, bireyler olarak ele almalıdır. Şirketlerin tam hızda çalışması için çalışanları motive eden benzersiz unsurlara dikkat etmek önemlidir. Son birkaç yılda, kurumsal yapılar önemli ölçüde değişti. Artık şirketler sert ve katı bir hiyerarşiye sahip olamazlar çünkü en iyi yetenekler kolaylıkla başka bir şirkete geçebilirler. Bir yönetici, kendi isteğini dayatmaya çalışarak çalışanlarına saygı göstermezse, yıldız çalışanlar sadece ayrılır. Bu nedenle, yöneticilerin yıldız çalışanları kazanmak ve şirket hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için yeni stratejilere ihtiyacı vardır. Yıldız çalışanlarınızı bir makinedeki dişliler gibi değil, insanlar olarak düşünmelisiniz. Bu, onları motive eden şeyleri öğrenmeyi gerektirir. Her çalışanın motivasyonu farklı olabilir, çünkü herkesin farklı ihtiyaçları ve istekleri vardır.
Bu nedenle, modern bir yönetici esnek olmalı ve farklı çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli yaklaşımlar benimsemelidir. Örneğin, medya devi Jesse Lee gibi bir yönetici, esneklik ve kişisel destek üzerine vurgu yaparak çalışanlarına yaklaşır. Her çalışana kendi motivasyonunu yansıtan yaratıcı bir alan sunar ve genç çalışanlarla düzenli atölyeler düzenler, iş-yaşam dengesini tartışır ve kişisel bağlantılar kurar. Çünkü farklı insanların farklı ihtiyaçları ve istekleri vardır, modern bir yönetici esnek olmalı ve farklı çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak için şeyleri ayarlamaya istekli olmalıdır. Herkesin aynı şeyi tam olarak ve tam olarak istemesini talep edebileceği günler geride kalmıştır. Daha az müdahaleci olmak daha sıkı bağlar oluşturur ve daha iyi iş çıkarır. Potansiyel yıldızları keşfetmek için başarı dürtüsü olanları arayın. Potansiyel yıldız çalışanları bulmak için başarı dürtüsü olan insanları aramanın öneminden bahsedeceğiz. Evet, belki şimdiye kadar yıldız çalışanların değerinin altın gibi olduğunu ve işverenlerin onları çekmek için çaba harcaması gerektiğini anlamışsınızdır. Ancak, başlangıçta bu potansiyel yıldızları nasıl bulacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Gerçek şu ki, altın gibi, başarılı bir şekilde arama yapacağınıza dair bir garanti yoktur. Sadece yıldız çalışanlar aranıyor o diye bir ilan asamazsınız ve onların yanınıza gelmelerini bekleyemezsiniz. Ancak, umutsuzluğa kapılmayın. Potansiyel yıldız çalışanları belirlemek için kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. Üst düzey yöneticilerin kullandığı temel yöntemlerden biri, başarıyla ilişkilendirilen özellikleri tanımlamaktır. Birçok yetenekli çalışan olabilir, ancak yıldız çalışanlar, olumlu seçimler yaparak ve kendilerini sürekli olarak geliştirme çabası içinde olanlardır. Yıldız bir çalışanın neden başarılı olduğunu anlamak için, diğerlerinin neden başarısız olduğunu anlamak gerekmektedir. Bazı insanlar kendini sabote etme eğilimindedir, kendi yoluna girer ve potansiyelini boşa harcar. Sabotaj dürtüsüne sahip olmanın yaygın belirtileri arasında zayıf iletişim, sürekli çatışma yaratma ve büyümek ve öğrenmek konusunda direnme bulunur. Danışman Jonathan Löwenhaar, bir startup danışmanlık firması işletmektedir ve bu belirtileri tespit etmeyi öğrenmiştir. Onun için en büyük gösterge, başkalarından öğrenmek ve bağlantılar kurmak yerine haklı olmaya takıntılı olan biridir. Bu kişiler ne kadar zeki olurlarsa olsunlar, bu dürtü sonunda sorunlara yol açar çünkü öğrenilecek her zaman daha fazla şey vardır. Diğer yandan, başarı dürtüsü büyüme ve gelişme doğal bir arzudur. Yıldız çalışanlar meraklıdır ve her ne pahasına olursa olsun daha iyi olmak isterler. İyi iletişim kurabilirler ve hedeflerine tutkulu bir şekilde bağlıdırlar, ne kadar büyük olursa olsun. Peki, bunu bir mülakatta nasıl tespit edersiniz? Kendine güveni olan ve kendini zorlamaya istekli insanları arayın. Yaratıcı olmaktan korkmayın. Bir reklam şirketinin başkanı Scott Goldstead, başvuru sahiplerine 1-10 arasında ne kadar farklı olduğunu sormayı sever. Onlar için 10 biraz fazla farklı olabilir, ancak 5 ve 6 genellikle sıkıcı olur. Genellikle yıldız çalışanlar olan kişiler, kendinden emin bir şekilde 7 ile 9 arasında olduğunu söyler ve onları farklı kılan şeyi açıklar. Bu insanlar genellikle kendilerini iyi tanır ve tutkularını takip etmekten korkmazlar, başarı dürtüsünün klasik belirtileri. Yöneticilerin yıldız çalışanlarla güven oluşturması, iletişim ve ego kontrolü. Yıldız çalışanlarla güven oluşturmanın öneminden ve bunu nasıl başarabileceğimizden bahsedeceğiz. Evet, güven, her ilişkinin temelidir ve iş yerinde yıldız çalışanlarla olan ilişkimiz bundan farklı değil. Şanslıysanız, başlangıçta zaten bir miktar güven olabilir, ancak genellikle bunu inşa etmek için çaba ve zaman gerekir. Ancak, bu durum sizi korkutmasın, güven oluşturmak kesinlikle mümkündür. Üstelik, bunun için gizli bir formül yok. Yıldız çalışanlar modern olabilir ve genellikle geleneksel kuralları yıkabilir, ancak güven oluşturmanın en iyi yolu hala eski moda dürüst iletişimdir. Güven oluşturmak, doğru beklentileri belirlemekle ilgilidir. İnsanlar size güven duyduklarında, söylediklerinizi gerçekleştirme yeteneğinize ve sizinle ilgili güvene sahiptirler. Güven oluşturmak zaman alırken, yok etmek çok kolaydır. Bir görevi atlamak veya başarısız bir proje, başkalarının size olan güvenini kaybetmesine yol açabilir. Bu nedenle, yıldız çalışanlarınızla açık ve dürüst iletişim kurmaya çalışmanız önemlidir. Bu, yetenekleriniz ve beklentileriniz konusunda açık olmanızı, karşılaştığınız zorluklarda diğerlerini haberdar etmenizi gerektirir. İyi niyetiniz olsa bile bunu yapmamak, güveni hızla sarsan bir şeydir. Ve unutmayın, güven iki yönlü bir yoldur. Yıldız çalışanlarınıza güvenmeli ve onlar da size güvenmelidir. Bununla birlikte, egonuzu kontrol etmek de güven oluşturmanın önemli bir parçasıdır. FBI davranış analisti Robin Drake, güveni incelemek için yıllarca saha deneyimi olan bir uzmandır ve güven oluşturmanın en etkili yollarından birinin fedakarlık yapmaya istekli olduğunuzu göstermek olduğunu önermektedir. Zor olabilir, ancak egonuzu bir kenara bırakmak ve diğerlerini önce koymak, iki yönlü güvenin oluşturulmasında önemli bir adımdır.
Örneğin, Solomon ve Bloomberg bir müşteriye kişisel olarak daha uygun olan bir yerde anlaşma yapmasını önerdiler, kendi karlarını ikinci plana koydular. Komisyonlarını azaltarak müşterinin memnuniyetine öncelik veren bir yaklaşımla güvenlerini kazandılar. Bu, iş yerinde güveni oluşturmanın güçlü bir örneğidir. Güven, başarılı bir iş ilişkisinin temelini oluşturur ve yıldız çalışanlarla etkili bir iletişim kurarak ve egolarımızı kontrol ederek bu güveni sağlamak bizim görevimizdir. Unutmayın, güven oluşturmak zaman alabilir, ancak sonuçlar kesinlikle değerlidir. Görüşmelerde etkin olmak, değerinizi anlatmanın yolları. İş görüşmelerinde kendimizi en iyi nasıl ifade edebileceğimizi ve değerimizi nasıl başkalarına anlatabileceğimizi konuşacağız. Eminim hepimiz en iyi arkadaşımızın işe alınması için bir sunum yapmak zorunda kalmışızdır, değil mi? Bu durumda, onların yeteneklerini, özelliklerini ve güçlü yanlarını rahatlıkla ifade edebiliriz. Ancak, kendimizi aynı şekilde tanıtmak iş görüşmelerinde biraz daha zor olabilir. Peki, neden böyle hissediyoruz? Çünkü bu kez kendimizi tanıtıyoruz ve bu, bizi kibar görünmemek veya gereğinden fazla övünmek gibi algılanmaktan endişelendirebilir. İşte tam da bu noktada, üçüncü bir kişinin bizim adımıza konuşması devreye giriyor. Evet, doğru duydunuz, bir üçüncü tarafın bizi desteklemesi ve yeteneklerimizi tanıtması iş görüşmelerinde çok daha güçlü bir duruş sergilememize yardımcı olabilir. Üçüncü bir taraftan gelen destek her zaman daha güçlüdür çünkü onlar kişisel olarak eleştirilmekten veya reddedilmekten endişe etmezler. Ayrıca, onların övgüsü daha inandırıcıdır ve gerçek yeteneklerimizin daha güçlü bir sembolüdür. Örneğin, yetenek ajanslarına göre, yıldız çalışanlar kendi başlarına müzakere etmeye kalktıklarında genellikle piyasa değerlerinin yalnızca üçte birini alıyorlar. Ancak, bir üçüncü tarafın adlarına müzakere etmeye başladığında, gerçek değerlerini elde etmeye başlıyorlar. Peki, bu üçüncü taraf kim olmalı? Elbette, kişisel olarak tanıdığınız ve iş dünyasını anlayan biri olmalı. Bu şekilde, diğer insanların ona güvenmesine ve sizin başarılarınızı bağlamına yerleştirmesine yardımcı olabilir. Bir üçüncü tarafın destek ve rehberliği iş görüşmelerinde bize güç katar. Örneğin, bir kitap ajan, müzik endüstrisindeki deneyimlerini paylaşabilir ve bizi temsil ederken en iyisini yapmak için çaba gösterebilir. Bu nedenle, iş görüşmelerinde kendimizi en iyi şekilde ifade etmek ve değerimizi anlatmak için bir üçüncü tarafın desteğini almak oldukça önemlidir. Unutmayın, birlikte güçlüyüz. E-modern iş ortamında yönetici ve yetenek olmak, iki rolü birleştirmek. İş hayatında hem yönetici hem de yetenek olmanın ne anlama geldiğini konuşacağız. Bu konsept aslında birçok insan için kafa karıştırıcı olabilir, çünkü geleneksel olarak yöneticilerin emir verdiği ve yeteneklerin bu emirleri kabul ettiği bir düzenleme var gibi görünüyor. Ancak, gerçekte durum biraz daha karmaşık. Biraz önce bahsettiğim gibi, süperstar bir rock yıldızını düşünün. Bir rock yıldızı sadece sahnede parıldamakla kalmaz, aynı zamanda bir ekip yöneticisi olarak da hareket eder. Bu, yetenek ve yönetim arasındaki ilişkinin ne kadar ince olduğunu gösteriyor. Örneğin, bir müzisyen liderlik yapabilmeli ve takımını yönlendirebilmelidir. Aynı şekilde, bir yönetici de yeteneklerin gelişimine destek olmalı ve gerektiğinde liderlik yapabilmelidir. Bu nedenle, modern iş gücünde hem yönetici hem de yetenek olmanın önemi giderek artıyor. Artık işlerin karmaşıklığı ve değişkenliği göz önüne alındığında, bir kişinin her iki rolü de üstlenebilmesi, onu daha değerli kılar. Örneğin, bir işe alınırken, bir kişiden hem yetenek hem de yönetici becerilerine sahip olması beklenir. Bu, kişinin sadece bir rolle sınırlı kalmayıp, iki alanda da kendini geliştirmesini sağlar. Bu noktada, dış yardım almanın da önemli olduğunu belirtmek gerekir. Örneğin, bir liderlik koçu, bir kişinin hem yetenek hem de yönetici becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir. Bu durumda, insanın kendisini daha iyi anlaması ve şirketi ileri taşımak için yeni fırsatlar bulması mümkün olabilir. İş hayatında hem yönetici hem de yetenek olmanın ne kadar önemli olduğunu anlamak gerekiyor. Her iki rolü de geliştirerek, kişi iş dünyasında daha etkili bir şekilde hareket edebilir ve başarılı olabilir. Bu nedenle, herkesin yeteneklerini ve yönetim becerilerini sürekli olarak geliştirmesi önemlidir. Bottom line özel. Önceki bölümlerde, yıldız çalışanların ne kadar değerli olduğunu ve bir şirketin başarısında önemli bir rol oynadıklarını gördük. Şimdi ise, bu yıldızları çekmenin ve desteklemenin ne kadar önemli olduğunu anlayacağız. Öncelikle, bir yıldız çalışanın diğer çalışanlardan farkını anlamak önemlidir. Onlar, sadece işlerini iyi yapmakla kalmaz, aynı zamanda olağanüstü bir motivasyona, beceriye ve yeteneğe sahiptirler. Bu yüzden, onların başarılı olmaları için gerekli alan ve esnekliği sağlamak önemlidir. Yıldız çalışanlar, bir şirketin diğerlerinden öne çıkmasına yardımcı olan anahtardır. Bir yönetici olarak, yıldız çalışanlarınızın neyin onları motive ettiğini öğrenmek önemlidir. Onları etkili bir şekilde yönetmek ve en üst düzey performansı elde etmek için bu bilgiye ihtiyacınız vardır.
Ayrıca, güven inşa etmek için iyi iletişim kurmanız ve egolarınızı kontrol etmeniz gerekebilir. Yıldız çalışanlar, yöneticilerinin onlara güven vermesini ve destek olmasını beklerler. Modern iş gücünde yıldız çalışanların değeri oldukça büyüktür. Onları çekmek ve desteklemek, bir şirketin başarısı için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, yöneticilerin yıldız çalışanları tanıması, onları motive etmesi ve desteklemesi gerekmektedir. Bu şekilde, hem şirket hem de çalışanlar için kazan kazan bir durum yaratılabilir.